Merhaba çocuklar. Benim adım Pyrex. Ben bir dinotraksım. Vadimde volkanik patlama olduğu için ben de buraya geldim. Baksanıza, her tarafta taşlar var. Ve benim işim parçalamak, ufalamak, taşı kaldırmak, birleştirmek. Hatta şarkımız var biliyor musunuz? Parçala, ufala, taşı, kaldır. Parçala, ufala, taşı, kaldır. Şimdi de bunu parçalayacağım. İşte bu kadar. Birleştir, Dino Trucks, hadi güçlüsün. Dino Trucks, hadi ha direct. Dino Trucks, hadi. Bu işi yapmaktan çok keyif alıyoruz. Biz dinozor makineleriz. Yani dinozora benziyoruz. Dinozor gibiyiz ama mekaniyiz. Yani bir makineyiz. Bir yıkılacak kule daha. Taş kulesi. Önce yaklaşıyorum. Açıyı ayarlıyorum. Kuyruğumdaki demir topu ayarladım. Ve... İşte bu kadar. Bu biraz sertmiş, tam yıkılmadı. Evet. Şimdi de taşları kaldırma vakti. Ağzıma sığmadı. Ve evet, başardım. İşte bu kadar. Etrafta hiç yüksek taş kalmadı. Hepsini kırdım. Kırılan büyük parçaları da dozer parçalayacak. Küçük hale getirecek. Çünkü dozerin kuyruğunda kırıcı var. İşte gördüğünüz gibi kırmaya çalışıyor. Ama çok büyük bir taş bu. Hadi bir dozer. Ha gayret. Güçlüsün sen. Evet. Aynı zamanda dozer kırdığı taşları kafasıyla bir yerden başka bir yere götürebiliyor. Yani onları ittirebiliyor. Çünkü dozer çok güçlü. Aferin dozer sana. Çok başarılısın. Vadideki bütün taşları temizledin. Paramparça ettin hepsini. Çocuklar biz bu işi yapmaktan çok keyif alıyoruz. Bir kırılacak taş daha. Ve dozer iş başında. Evet. Bu taşlar çok sert yahu. Birazdan kırılır. Ve kırılan taşları taşıyan Tonton. Taşlar biriktiği zaman Tonton'u çağırırız ve Tonton bütün taşları sırtında taşır. Ve o yere geldiği zaman boşaltma işlemi gerçekleşir. İşte bu kadar. Aferin Tonton. Bu arada bizim dinotraksımız ne alemdeydi? Aa, Tonton ikinci yükü getirdi. Onu da boşaltıyor. Tyrex nerede acaba? Ty? Çocuklar en son ağzında bekliyordu. Yoksa onun başı tehlikeli mi? Baksanıza. Bazı sesler duyuyor ve orada öylece kalmış. O da ne? Arkadan bir... Dinozor yaklaşıyor. Sanırım Ty'a zarar verecek. Evet. Ty onu gördü. İkincisi de geldi. İki kişi oldular. Ty'in etrafını sarıyorlar. Hemen diğer dinotrakslara haber vermemiz lazım. Biri daha geldi. Eyvah. Ty'in etrafını sardılar. Onlar kötü niyetli çünkü hepsinin ağzı açık. Ty tek başına bunlarla mücadele edemez. Evet, Revit geldi hemen sırtına çıktı ona yardımcı ve yardımcı olmak ve ona akıl vermek istiyor. Aha. Bir
sesi saldırmaya başladı. Eyvah, Tayyip elini ısırdı. Revit, yardım et. Tonton bunları duydu ve bir tanesine eksikler getirdi. Tozer de kuyruğundan yakaladı. Aferin çocuklar. Mükemmel bir ekipsiniz siz. Görüyor musunuz Dozer'i? Ağzına nasıl da taktı boynuzlarını. Sıkaya! Neredeydin Sıkaya? Başımız dertteydi. Derken Sıkaya kuyruğuyla kaldırdı. Ve tüm dinozorlar etkisiz hale geldi mi derken, hayır, Dozer hala biriyle mücadele ediyor. Bakalım. Yok, bunlar yıkılmıyor. Bunlar da bayağı sağlam. Tonton, Dozer hepsi mücadele ediyor ama maalesef. Tanesi hala geliyor. Bakalım Tay etkisi hale getirebilecek mi onu? Oo, ağzındaki taşı kafasına koyuyor. Şunun gücüne bakın, hala yıkılmadı. Tonton oradan bir şeyler yapıyor ve of, Tonton da onu paramparça etti. Ve saldıran tüm dinozorları etkisiz hale getirdi dinozor makineler. Evet, bunları Sky'a kaldırdı ve Tonton götürüyor. Ve tertemiz oldu tekrar vadi. Zararlı dinozorları yavaş yavaş götürüyoruz. Dozer de götürüyor. Aferin çocuklar. Kötü niyetliler cezalarını buldular. Bu tekrar canlandı. Revit dayanamadı ve kafasının üzerindeki tornavida ile bakın nasıl onu etkisiz hale getirdi küçücük boyuyla. Tamamdır. Vadi tertemiz oldu. Aferin çocuklar. Birleşti Dino Trucks, hadi güçlüsün Dino Trucks, hadi ha gayret Dino Trucks, hadi. Evet, dinozor makineler birbirini tamamlayan çok iyi arkadaşlar çocuklar. Bakın tek başına kaldığı zaman arkadaşlar hemen onun yardımına koştu. Siz de arkadaşlarınız zor durumdayken onlara yardım etmeyi unutmayın. Ve dinozor makineleri izlemeye devam edin. Sky'a, Dozer, Tay, Revit ve Tonton. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.
Niloya'nın yaşadığı sokak burası olmalı. Ne kadar da çok insan var. Niloya'yı nasıl bulacağım ben burada? Aa, kaydırak, buradan kayabilirim. Evet, Niloya'ya doğru gidelim. Merhaba, ben Jet, kargo uçağı. Niloya'nın bir kargosu var da, Niloya'yı nereden bulabilirim? Ne? Niloya mı? Ben Niloya'yı tanımıyorum. Arkadaki çocuk var, Pepe adı. Ona sor, o bilir. Ünlü mü ne onlar? Herkes biliyor da ben bilmiyorum. Merhaba Pepe. Ben Jet, kargo uçağı. Niloya'yı arıyorum da senin tanıdığını söylediler. Bu arada ben seni tanıyorum. Televizyonda izliyorum. Seni izlemekten çok keyif alıyorum. Aa Jet, ben de seni tanıdım. Nasılsın? Burada gördüğüm için çok mutlu oldum. İyiyim Pepe. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ben Niloya'yı arıyorum da bugün doğum günüymüş. Ben ona bir kargo getirdim. Nerede bulabilirim? Ben de onun doğum günü partisine gidiyorum. Beraber gidelim mi? Çok isterim. Hadi gel götüreyim seni. İşte burası Jet. Niloya'yı burada bulabilirsin. Çok teşekkür ederim Pepe. Rica ederim. Merhaba. Ben Jet. Kargo uçağı. Burada Niloya'nın doğum günü varmış bugün. Ona bir kargo getirdim. Yalnız İstanbul çok kalabalık. Adres burası ama bakıyorum da burada bayağı bir kişi var. Acaba hanginiz Niloya'sınız? Niloya buradaki en güzel kızdır. Bakalım bulabilecek misin? Hepiniz çok güzelsiniz. Ben bu ipucundan yola çıkarak Niloya'nın hanginiz olduğunu bulamam ki. Lütfen bana yardımcı olun. Niloya ben olacak değilim. Ben Muzaffer. Ben de Tostik. Niloya'nın en iyi arkadaşıyım. Ben tamirciyim. Tamir yaparım. Ben de Pepe. Biz de Niloya'nın misafirleriyiz. Galiba beni arıyorsun Jet. Ben de heyecanla seni bekliyordum. Hediye paketimi ne zaman vereceksin diye sabırsızlanıyordum. Oh be! Sonunda seni bulabildim Niloya. Seni bulana kadar o kadar çok yer aradım ki. Bu arada İstanbul o kadar kalabalık ve o kadar çok trafik var ki. Trafiğe takılmamak ve doğum gününe vaktinde yetişebilmek için metroya bindim, vapura bindim. Bir de bayağı bir yol yürüdüm. Ama İstanbul'a bayıldım. Ve en sonunda da seni buldum. Doğum günün kutlu olsun Niloya. Hediyen sağ elimde. Bilmem görebiliyor musun? Evet, görüyorum hediyemi. Çok heyecanlandım. Çok merak ediyorum, acaba hediyemde ne var? Kargonu teslim ediyorum Niloya. Uzat elini. Al bakalım Niloya. Teşekkürler Jet. Beni çok mutlu ettin. Bu stres topunu çok seviyordum. Ne zamandır bunu bekliyordum sabırsızlıkla. Çok teşekkür ederim. Öyleyse benim gitme vaktim geldi Niloya. Kendine çok iyi bak. Ve tekrar iyi ki doğdun diyorum. Ve hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal Jet. Anneciğim, ben çok heyecanlıyım markete gideceğimiz için. Acaba bana çikolata alır mıyız? Hayır Niloya, bugün çok çikolata yedin. Bugün sana çikolata almayacağız. Sebze ve meyve alacağız. İşte geldik kızım. Hangi sebzeden istersin? Yoksa meyve yemek mi istersin? Anneciğim, ben çikolata yemek istiyorum. Bana lütfen çikolata alalım. Hayır Niloya, bugün sana çikolata yok. Evde yeterince yedin. Ama ben acaba hangisinden yesem bilemedim ki. Sana en iyisi acı biber alalım Niloya. Olur mu? İster misin? Anne, şaka yapıyorsun herhalde. Ben acı biber sevmem ki. Tabii ki şaka yapıyorum Niloya. Hiç acı biber yer mi çocuklar? Sana portakal alalım, tamam. Anneciğim, çok korktum. Bana bir anda acı biber alacağını zannettim. Portakal aldığın için çok teşekkür ederim. Tabii ki almam kızım. Sana acı biber alır mıyım hiç? Sen portakal çok seversin. Portakalları sıkarız. Suyunu da mis gibi içeriz. Peki anneciğim, hadi eve gidelim, portakal suyu yapalım. Anneciğim, iyi ki marketçi amca izin vermiş de market arabasını evimize kadar getirdik. Yoksa bu kocaman portakalı nasıl taşırdık? Evet kızım,
İyi ki izin verdi. Yoksa bunu hiç taşıyamazdım ben. Nasıl sana portakal suyu yapardık? Hadi gel mutfağa götürelim de hemen bir portakal suyu yapalım mis gibi. Oh! Ellerini yıkadın mı Niloyacığım? Evet anneciğim. Yıkadım ellerimi. Şimdi portakal suyu yapmak için hazırım. Tamam Niloya. Hadi gel. Önce portakalımızı keselim. Sonra portakal suyumuzu yapalım. Evet kızım. Niloyacığım. Şimdi portakalımızı ikiye keselim. Robotumuzun kapağını açıp meyve sularını yapmak için portakallarımızı içine atalım. Evet kızım. Portakal suyu içmek çok sağlıklıdır. Tam da hastalık zamanı. Güzelce portakal suyumuzu içip iyileşmemiz lazım. Bakalım bir karıştıralım. Biraz daha olması lazım. Biraz da şöyle karıştıralım. Biraz daha karıştıralım. Çok güzel olsun. Tam senin ağzına layık. Süper. Şimdi bardağımıza boşaltma zamanı geldi. Hadi iç bakalım meyve suyunu canım kızım. Bakalım afiyetli olmuş mu? Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Aa Nilo'ya şu mutfağımızın haline bak. Ne kadar da dağınık bırakmış baban. Güya bize yemek yapacak. Bak ocağı da ocağın üstünde unutmuş yemeği. Kepçe de içinde bırakılır mı hiç? Aa ne kadar yanlış. Hemen babana söyleyelim de gelsin burayı toplasın. Önce biz meyve suyumuzun pisliklerini toplayalım da ona temiz bırakalım tamam mı? Tamam anneciğim. Şimdi bunu yıkayacağım. Evet. Bak mis gibi oldu robotumuz artık. Şimdi babanı da çağıralım. Mutfağımızı beraber temizleyelim. Temiz bir evde, temiz bir mutfakta yaşayalım. Çok sevinirim anneciğim. Hadi gel babamı çağırmaya gidelim. Şimdi. Aa, telefon mu çalıyor? Alo. Aa, merhaba Ezra, nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Yeni evimize taşındık. Tospik'le beraber arkadaşlarımıza tanıtıyorum evimi. Ne, buraya mı geliyorsunuz? Aa, çok isterim. Var, Cinderella'yla. Anna da mı var yanında? Aa, tamam, hemen bekliyorum sizi. Misafircilik de oynarız tamam mı? Anneme söyleyeyim de hemen bize kurabiye yapsın. Çay da çay suyu da koysun. Aa pardon. Ay çocuklar çay içmez ki meyve suyu içer değil mi? Tamam. Hadi bekliyorum. Hoşça kal. Ay Milo'nun evi nasıl acaba? Çok merak ediyorum. İki katlı olduğunu söyledi. Acaba bahçesinde oyun oynayacağız mı? Hediyesini beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Kızlar geldik. Milo'nun evini gördüm. Milo'ya bahçede bizi bekliyor. Evet burası işte. Hoş geldiniz, hoş geldiniz kızlar. Siz soluklanın, ben hemen geliyorum. Kızlar, ev yıkılıyor. Cinderella baksana şu odalara, çok güzel değil mi? Evet, evet, aynen öyle, çok güzel Elsa. Anna, sence de öyle değil mi? Evet, çok güzel. Bahçesi de kocaman. Galiba Tospik kaydıraktan kayıyor. Kaydırağı bile var. Ev yıkılıyor, yıkılıyor.
Yalnız var ya kızlar, inşallah hediyemizi beğenir. Çok merak ediyorum, sevecek mi sevmeyecek mi? Sever sever, bence bu eve çok yakışır bu hediyemiz. Sen ne düşünüyorsun Anna? Sence sevecek mi Nilo'ya hediyemizi? Evet, bence de sevecek. Nilo'ya bizim çok yakın arkadaşımız. Bizim hediyemize bayılacak. Temiz elbisemi de giydim. Çok şirin oldum değil mi çocuklar? Hadi gidelim arkadaşlarımın yanına. Hoş geldin Anna. Öpeyim seni. Beğendin mi evimi? İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Sen de hoş geldin Elsa. Çok memnun oldum senin de geldiğine. Sen de hoş geldin Barbie. İyi ki geldiniz. Yeni bahçemde hangi arkadaşlarımla oyun oynayacağım diye çok merak ediyordum. Beni çok mutlu ettiniz. Nilo'ya sana küçük bir hediye getirdik. İnşallah beğenirsin. Ne zahmet ettiniz. Tabii ki beğenirim canım arkadaşım. Buyur hediyen. Aa, çok merak ettim. Acaba içinde ne var? İzniniz olursa annemle beraber açmak istiyorum. Ben bunu şimdi odama koyayım. Ay çocuklar, çok merak ettim. İçinde ne var acaba? Ama anneme söz vermiştim. Hediyeleri beraber açacağız diye. Şimdi onu saklayalım. Daha sonra açarız. Hadi gel. Arkadaşlar, biz bu arkadaşlarımla biraz sohbet edeceğiz. Sonra tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimle seyahat eder misiniz? Size işaretleri anlatacağım. İşaretler geliyor. Hadi başlayalım. Sola dönüş. Başım dert. 154, 155. İlk yardım. 112. Trafik ışıkları. Yaya gitti. Yaya gitti.
Teşekkür.